T24 seyircileri merhaba. HDP'nin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la birlikteyiz. Hem dün YSK öncesi Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinden sonra ortaya çıkan bildirinin yaptığı etkileri konuşacağız. Sosyal medyada çokça konuşuldu, tartışıldı. Hem de YSK'nın İstanbul seçimlerine dair iptal kararından sonra ortaya çıkan tablo ve en fazla sorulan soru da HDP şimdi ne yapacak sorusu. Bu çok büyük bir tartışma olmuştu. Ahmet Şık bizimle birlikte, hoş geldiniz. Evet. Şimdi dün YSK kararını açıklamadan önce HDP çok gündemdeydi. Çünkü Abdullah Öcalan'ın çok uzun bir aradan sonra avukatlarıyla görüşmüş olması ve bunun 2 Mayıs'ta gerçekleşmiş olması, ama yazdığı mektubun ya da bildirinin dün okunuyor olması karar öncesinde çok konuşuldu, tartışıldı sosyal medyada. Ve tabii ki YSK kararını açıkladıktan sonra da HDP'nin tavrı ne olacak tartışması. Evet. Dün değil mi? Bütün evet. gün bundan uğraştık. Şimdi sondan başlayarak devam edelim. Hazır bir HDP milletvekilini, üstelik de etkili bir HDP milletvekilini bulmuşken... bugün Sezai Temel'in açıklamalarını gördük. Evet. Ama insanların daha... yani daha koyu bir çerçeveli ya da altı kalın çizilmiş belki bir açıklamaya ihtiyacı vardı. HDP 24 Haziran tekrarlanacak olan seçimlerde nerede duracak? En basitiyle başlayalım. Dünden beri birçok komplo teorisi ortaya saçıldı ve de Türkiye komplo teorileri için çok mümbit bir alan. Alıcısı da çok fazla. Bazısı da doğru çıkıyor işin kötüsü. Ya da doğru çık, o komplo teorisinin doğru çıkması için uğraşanlar oluyor, evet. demek daha doğru. Şimdi HDP'nin ne yapacağı belliydi. Yani eş başkanımızın açıklamasını, bu açıklamayı yapmamış olmadı, olsa dahi bile HDP'nin durduğu yer belli. Türkiye'nin demokratikleşmesinin bütün sorunların ortadan kaldıracağını düşünen bir çizgidir bu. Dolayısıyla nasıl ki 31 Mart seçimlerinden önceki stratejisi faşizmi geriletmek idi ve bunda başarılı da olundu. Aynı çizgide duruyor bence. Çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesine en çok ihtiyacı olan etnik sınıf Kürtler bir kere. Çünkü tam anlamıyla can alıcı bu sorundan en çok muzdarip olan bir kitleden bahsediyoruz, ama şu eleştiriyi kendime hak görüyorum. Yani sürekli Kürtlere, yani Türkiye'nin en politize tabanına sahip parti Halkların Demokratik Partisi. Evet. Ve İnsanların kolaylıkla yorum yapabileceği düzeyde de bir ahmak değiller yani. Tamam mı? Herkes bir durduğu yere oturup bir tarsın bence. Sürekli bu tabanın ve partinin kolaylıkla alım satılabilen bir nesne muamelesi görmesine benim itirazım var ve bu anlayışı en hafifinden ırkçılık ve ahmaklık olarak niteliyorum. Herkes bir haddini bilsin. Anlatabiliyor muyum? Yani dün evet büyük tesadüf. Yani Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin basın açıklamasıyla YSK'nın kararı aynı güne denk geldi. Bu HDP ya da Kürt hareket açısından hesaplanmış bir şey değildi. Ama şunu söyleyebilirler. AKP bunu hesaplamış olabilir. Şimdi, ki bence hesaplamışlardır. Çünkü açıklamanın gecikmesinin tek nedeni var ki avukatlar ısrarla bunu söylediler. Dediler ki biz görüşme yaptık ama devlet kanadı notlarımıza el koydu. Evet. Şimdi o tweetlerden bazısını ben attım. Evet. Yani Öcalan'ın bildirisini gördüğüm zaman dedim ki ya her şey bu kadar da tesadüf olamaz. Burada AK Parti şunu çok iyi biliyor ki son 30 Mart seçimlerinde HDP, yani Kürtlerin oyları İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da bütün sonucu değiştirdi. Evet. Aslında büyük şehirlerde Kürt oyları olmasaydı durum, üstelik bu sefer muhafazakar Kürtlerin de oyları devreye girdi. Dolayısıyla çok stratejik bir tavır bu AK Parti tarafından gelen. Yani şunu demeye çalışıyor. Bak, bana hala destek verin, ben bir fundunu bulacağım. Seçimlerden sonra Kürt barışına gidebilirim. Çözüm sürecine devam edebilirim. Dolayısıyla ben mesela tweetlerimde sordum. Niye bugün, neden şimdi diye. Bu haklı bir soru. Bu HDP açısından bir soru değil. Soru AK Parti açısından bir soru. Tabii AK Parti'nin politikası açısından soru. Senin çizdiğin hatta bir itirazım yok bu soruyu sormaya. Ama Kürtler HDP ya da Kürtler AKP ile anlaştı kolaycılığına dair bir eleştiri tabii. olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir dinleyin ya, bir kulak verin. Bakın dün avukatların açıklaması şu cümleyle açıldı. Bu bir mutabakat ve müzakere metni değildir. Daha nasıl söylesinler? Şimdi metnin içeriğine baktığınızda aslında Kürt meselesinin halli için yine bir siyasi yol haritası çiziyor olduğuna dair bir işareti görüyorsunuz. Hı hı. Ama orada da çok net bir tarif var.
Peki sence denemedi mi AK Parti? Yani bu YSK kararının nasıl çıkacağını biliyorduysa eğer, bunun öncesinde ya biraz hep yumuşama, çünkü son günlerde küçük küçük yani minik bazı adımlar geliyor, bir takım işte. Aslında o yumuşamayı şeyden görüyorsunuz. Anadolu Ajansı dün avukatların açıklamasını şöyle öğretti. Biliyorsunuz çok uzun zamandır terörist başı Öcalan sıfatıyla anlatılıyordu. İmralı'dan açıklama diye. İmralı'dan açıklama. Terörist başı bir anda İmralı statüsüne geldi yine. Tamam mı? Şimdi AKP bunu hesaplamış oldu. AKP böyle bir parti zaten. Bakın AKP'nin yaptığı iş çok net. Herkese diyor ki ben kurduğum suç düzenini devam ettirmek istiyorum. Bunun için de her şeyi yaparım. Her türlü tavizi veririm. Herkese de masaya otururum. AKP bu. Burada mevzu muhalefetin tüm bileşenlerinin nasıl tavır alacağı. Tamam mı? Şimdi kolay lokma olarak niye HDP ve Kürt hareketini görüyorsunuz? Tamam. Ve dolayısıyla neden oranın hemen demokrasi beklentisinden vazgeçeceği kanısına kapılıyorsunuz? Bu ırkçılıktır. Size yönelik söylemiyorum bunu. Yok yok, anlıyorum. Genel anlayışla, yani bu ulusalcılık diye kodlanan ve çeperine de birçok insanın çok kolaylıkla takılabildiği bir ırkçı zihniyet var. Ve bu tam da AKP'nin beslendiği yerdir. Bu kolaycılığa kaçmayın. Kürtlerin tutumu çok nedir? Kürtler barış istiyor, demokrasi istiyor. Bu kadar. Ve bunu sen de istiyorsun, ben de istiyorum. Herkes istiyor. Bir de barış ve çözüm ve barış, bu topraklara barış gelmesi, bölgeye barış gelmesi, sadece bu topraklara değil, çok değerli ve çok hassas bir konu. Bu böyle üç günlük bir seçim hesabıyla, şimdi ben biraz ucundan göstereyim, sonra bunu çekerim, biraz sonra da terse dönerim, işime gelmez. Bunun üzerinden ilerlemeyecek kadar değerli bir şey. Müzakere diye adlandırılan dönemde masayı deviren AKP'ydi. Kimse PKK'yı falan suçlamasın, masayı AKP devirdi. Yani birazcık geriye dönüp baksalar arşive, masayı kimin devirdiğini ve niye devireceğinin açıklamalarını görüyorsunuz. Erdoğan'da ve o dönem sözcülüğünü de yapan Yalçın Akdoğan'da HDP'nin seçime girme kararından sonra masanın devrileceğini zaten söylemişti. Bu karar alırsa devrilir dediler. Aldılar, devrildi. Devrildi. Verin 400 vekili, bitirelim bu işi demek buydu. Millet kaosu seçti tweetinin altında yatan şey buydu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi AKP çok bırakmadık. Çünkü Erdoğan'ın sürekli bahsettiği dava dava dediği şeyin altında siyasi hiçbir şey yok. Bir hat yok. Dava dediğinin tek adı var. Ülkeyi talan etmek, devleti yağmalamak. Kurdum suç düzeni devam etsin istiyorlar. Bunun için de her türlü taviz veriyorlar. Ama bakın dünkü komplo teorilerinden HDP'ye bir eleştiri yöneltmek yerine iktidar açısından yapılmak istenen şu olduğuna dair bir yorum daha doğruydu bence. AKP MHP ile girdiği siyasal hat nedeniyle kendisine küsen muhafazakar Kürtlerin oyunu toplamak için onlara bir barış çubuğu uzatma hamlesidir bu. HDP'ye uzatılmış bir el yok. HDP'ye böyle bir el uzatılırsa oradaki menfaati Kürt hareketi görür, o elini tersiyle iter. Burada kendi tabanını oluşturan ve kendi araştırmacıları tarafından yaklaşık olarak %8'lik bir orana tekabül eden Kürt seçmeni diye tarif edilen, sandığa gitmeyerek AKP'yi cezalandıran Kürtlere bir barış çubuğu uzatmaya çalışıyor. Ama şu çok çok net. Siz Kürt meselesini terör sorunu demeye devam ederseniz, Kürtleri terörist derseniz, Kürdistan orada defol git derseniz, o muhafazakar Kürtler de sizin artık yanına durmayacak. Bu kadar net yani. Şimdi gelelim bugüne. Bu iktidar tarafı. Biraz önce Levent Gültekin'den sabahleyin de Murat Sabuncu ile de aynı şeyi söyledik. Şimdi birincisi, bu süreç sadece bir İstanbul seçimi olmayacak. İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi olmayacak. Dün Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından anlıyoruz ki aslında çok daha uzun vadeye yayılan etapları olacak olan, ilk önce İstanbul seçimleri, sonra belki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, belki arada bir erken seçim, bilmiyoruz. Her neyse. Sonuçta bir Ekrem İmamoğlu lideri doğdu bu ülkeden. Dünkü seçimlerde, dünkü konuşmasından da bunun altını çizmiş, vurgulamış ve sahneye çıkmış oldu. Şimdi bu noktada tabii CHP'nin tabanına ya da İYİ Parti'nin tabanına, Saadet'in tabanına, muhalefet tabanına da çok iş düşüyor. Burada siz nasıl görüyorsunuz? Biliyoruz ki 7 Haziran seçimlerinde normal şartlarda HDP'li olmayan ama sosyal demokrat, demokrat, HDP'ye belki gönülden bağlı olmayan ama demokrasiye inanan insanlar destek verdiler. Aynı bu seçimde olduğu gibi. Evet. HDP'liler nasıl verdilerse CHP'den de HDP'nin gelmesine bir çağrı vardı ve bir ara. Şimdi bu bloğu bir kez daha kırmak isteyecektir iktidar. Evet.
Siz ne bekliyorsunuz CHP tabanından, HDP olarak ya da İYİ Parti tabanından? Şimdi bloğu kırmak için her türlü kötülüğü yapabilecek bir akılla karşı karşıya olduğumuzu herkes görsün. Her şeyi yapabilirler, inanın bana. Ki daha önce bunu gösterdiler bize. Yani 7 Haziran 2015 seçiminde ortaya çıkan AKP'nin yenilgisini kanıtlayan seçim sonrasında yaşanan kan banyosuyla ne kadar kötüleşebileceklerini gösterdiler ve onun sınırı yok. Şimdi burada yapılması gereken şey şu. Nasıl ki hayır, evet hayır bloklaşmasında olduğu gibi o referandumda herkesin ortak kaygısı demokrasiden yana bir asgari müşterekte buluşmaktı. Burada da aynı şey olacak. Yani şimdi ben aslında kişisel kanaatim dünden beri söylediğim şey şuydu. Yenilenmiş bir seçime, hele ki böyle yenilenmiş bir seçime, yenilenecek seçime girmenin yanlış olduğunu düşünen birisiydi. Ben doğru seçeneğin kurumlarla birlikte örgütsel boykot olduğunu düşünüyorum. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer muhalefet bileşenleri. Çünkü siz bu hukuksuzluğa meşru bir kılıf bulunmasını zemin hazırlamış oldunuz. Ama şimdi bu artık seçenekten düştü. Çünkü seçime gireceğiz, boykot gündemimizde yok açıklamasından sonra burada yapacak şey şudur. Herkes aday yeniden Ekrem Bey olacak. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçiminde çalışmak zorundadır. Sorumluluk almak zorundadır ve bunu yapmalıdır. Bunu HDP'liler de yapacak. CHP'liler de, İYİ Partiler de, Saadetliler de. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi için ya da en azından bu mafya iktidarından kurtulması için asgari müşterekte toplanan muhalefetin hepsi bunu yapmak zorunda. Nedir o asgari müştereklerimiz? Kürt meselesinde çatışmasızlık. En hafiften, en başlayacak yer. Bir barışı önceleyen bir siyasal çözüm nedeniyle. Devletin layık olması, hukukun üstünlüğü, toplumsal cinsiyet, eğitimde fırsat eşitliği, bakın bir ve inanç özgürlüğü. Hani 5-6 maddede ortaklaştırdığımız bir paydalar var. Tamam mı? Bu paydada birleşen bütün muhalefetin yapacağı iş bellidir. Bu CHP tabanı içinde söz konusu, HDP tabanı içinde. Ve lütfen şundan uzak olunması gerektiğini düşünüyorum. HDP tabanı bu ülkenin başka bir vatandaşlar topluluğu ya da farklı farklı gizli yol haritaları, siyasi ajandaları olan bir grupmuş gibi davranmaktan vazgeçsin. Bir CHP'li, bir İYİ Partili, bir Saadet Partili, bir X Partili, Y örgütlü insan ne kadar barış, demokrasi, özgürlük talep ediyorsa HDP'liler de o kadar çok ama daha fazla ısrarla talep ediyor. Peki ama şunu da sormam gerekiyor. Yani merak ettiğim için de soruyor. Şimdi çok iyi biliyoruz ki Selahattin Demirtaş dışarıdayken ve 7 Haziran seçimlerinden sonra aslında pek çok konuda çok önemli açıklamalar yaptı. Evet. Ama o zamanki medya, bu zamanki gerçek çok çok kötü de o zaman da çok kötü bir performans sergiliyordu. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları verilmedi bile ya da duyulmadı belki kitleler tarafından. Fakat ne zaman HDP kendini merkeze, demokratlığa oturttursa, kilit bir parti haline gelse, Türkiye'nin siyasi hassasiyetlerini ve iddiasını ve mücadelesini koruyarak Türkiye'nin partisi olmak istese, ya PKK üst düzeyinden, üst yönetiminden öyle bir manevra, öyle bir hareket, öyle bir açıklama geliyor ki bir anda HDP kendini ortada apaçık. Yani onun söylediğinin sesi kısılmış oluyor. Gelen mesajlar ön plana çıkmış oluyor. Bundan HDP yönetimi rahatsız mıdır? Ve bu dönemde bu anlamda HDP nasıl ya bir açıklama dinlenecekse bizden geleni dinleyini seçmenine ya da HDP'li olmayan muhalefet seçmenine nasıl aktaracak? Ya şimdi sorduğum muhatabı ben değilim bir kere. HDP değil, yönetiminde tabii. Değilim. Yorum. Dolayısıyla ama fikir olarak soruyorum yani. Ben şu tezinize katılmıyorum. Yani HDP ne kadar barışı önceliyorsa PKK ya da PKK'nın içerisinde bir grup da buna aksi davranıyor yorumunu doğru bulmuyorum. Çünkü öyle olmadığını biliyorum. Yani nereden biliyorum? Çünkü ben 2015 seçiminden önce Kandil'e gittim ve Cemil Bayık'la söyleşi yaptım. Orada yazdıklarım ve sohbetlerimizden yola çıkarak söylüyorum. Ki ben o seçimde HDP'nin parti olarak seçime girmesi kararının yanlış olduğunu düşünüyordum. Çünkü barajı geçip geçmeyeceğimizden emin değildim. Geçilip geçilemeyeceğinden. Bana çok net bir itiraz ettiler. Ve dediler ki Türkiye'nin kurtuluşu HDP'nin çizgisidir. Şimdi Kandil'in bakış açısı bu. Ve bence halen öyle. Bunu da bilerek söylüyorum. Detaylarını söylemeyeceğim ama bilerek söylüyorum. Dolayısıyla lütfen şöyle bir tartışmaya girilmesin. İşte
Selahattin kıskandı PKK, o yüzden böyle şey oldu ya da HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı oldu. Birisi savaş istiyor, birisi barış istiyor. Öyle bir şey yok. Ya bakın, bu ülkede çözüm süreci ve sonrasında yaşananlar bize şunu kanıtladı. Bu ülkede savaşı da devlet çıkarıyor, barışı da devlet getirecek. İsterse savaşıyor, isterse barışıyor. Bu kadar basit. Yani bir kere şunu bakın, ben şundan, benim durduğum yer belli. Hani ısrarla söylüyorum ama bir siyasetçi ya da bir sorumluluk üstlenmeyen bir vatandaş pragmatizmiyle söylemiyorum bunu. Ben her kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak gerektiğini savunan ve kendimi barış savunucusu olarak tarif eden biriyim. Barış talep etmekle barış savunmak arasında bir fark var. Ben o farkı bilerek barış savunucusu diyorum kendime. Savaşta şiddet üreten iki taraf olduğunu da biliyorum. PKK de bunlardan biridir. Ama bu eleştiriyi yaparken hakim gücün kim olduğunu lütfen göz önünde bulunduralım. O hakim güç devlettir. Ve siz bir silahlı örgütten devlet terbiyesi beklemek gibi bir naifliğe düşmeyeceksiniz. Siz önce devletten talep edeceksiniz. Savaşı durdur. Bu kadar. Siz onu durdurduğunuzda bu örgüt 93'ten beri çağrı yapıyor. Defalarca ateşkes, tek taraflı ateşkes ilan etti ve barışmaya hazırız ama kimsenin onurunu zedelemeyecek bir barış diye ısrarla altı çiziliyor. Şimdi örgütün durduğu yer bu. Yani bir silahlı örgütü savunuyor pozisyonunda değilim. Ben var olanı bir bilgiyle aktarmaya çalışıyorum. Ama burada bakın, bir önceki çatışmasızlık dönemi tekrar ediyorum bize çok net şunu gösterdi. Devlet ya da o kanat, her kimse isterse barışıyor, isterse savaşıyor. Şu an savaş varsa devletin içerisindeki o hakim güç istediği içindir. Bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın. Partiyle, Selahattin Demirtaş çizgisiyle bir şekilde bağ kurulan örgütün de bence bir siyasi görüş ayrılığı yok barış talep etme konusunda. Lütfen böyle bakılmasın. Şimdi bu dünkü meselede dedin ya, ya bir denendi hani özellikle muhafazakar Kürtlerin oylarını biraz, ama bugün mesela Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi ki kesinlikle bir çözüm süreci söz konusu değildir. SDK için, bizim için hala aynı durumdadır evet, Suriye Demokratik Güçleri. Dolayısıyla öyle dolaylı görüşmeler falan da yapmıyoruz. Yani bir çerçeve çizdi. Dün bir nabız ölçtüler de o yüzden. O nabızdan ne karşılık gördüklerini gördüler. Partinin tutumu ne? Biraz orada boşluk görseydi farklı olabilecekti mi? Daha kandırmaya çalışacaklardı. Ama Kürt hareketi Erdoğan gibi kolay kanan, tırnak içinde söylüyorum, bir hareket değil. Öyle Fethullah beni kandırdı, aldattı kolaycılığına kaçmaz. Tamam. Ve neyin ne olduğunu görüyor. Burada bir barış çubuğu uzatılmış değil. Erdoğan siyasi kariyeri ve kurduğu suç düzeninin devam etmesi için bir hamle yapmış olabilir. Bunu da en asgari zeka sahip olan birileri de gördü. Ve dedi ki hayır kardeşim, ben bu ülkenin demokratikleşmesinin yolunun senin iktidarının sona ermesiyle olacağının farkındayım ve buna izin vermeyeceğim dedi. Ben seni iktidardan indirmek benim talebimdir ve mücadele hattımdır dedi. Bu kadar. Ve Erdoğan onu gördüğü için birilerine çözüm süreci yok vesaire falan filan diyor. Ya evet, tabii ki yok. AKP ile çözüm süreci tekrar olamaz. Bunu herkes görmeli. Ama bu müzakere masasının tekrar kurulmayacağı anlamına gelmesin. Ben inanıyorum o masa kurulacak ama Erdoğan'la değil. Çok kısa bir süre sonra var olacak olan Erdoğan sonrası iktidar bloğuyla olmasa kurulacak. Ya da yeni yönetim biçimleri. Peki şunu sorayım. Şimdi bugün buraya T24'e gelirken bir taksi şoförü beyefendi de bana sordu. Dedi ki ya peki şimdi biz bu yapılacak olan, kurulacak olan sandıkların güvenliğine nasıl güveneceğiz? Hı hı. Yani bunlar şaibeli dediler, bizim oylarımızı içi saydılar. Kendileri bir düzen kuracaklar. Şimdi yani gideceğiz de oy kullanmaya. Ya eminim ki bunlar kendilerini oradan galip çıkaracaklar. Sandık güvenliği konusunda ya da bundan sonraki seçimi nasıl yapabileceği konusunda söylemek istediklerim var mı? Hı hı. YSK'nın bu kararını da değerlendirerek tabii ki son bunda konuşmuş şimdi, olalım. 31 Mart seçiminde Canan Kaftancıoğlu'nun emeği, çabasıyla var olan, alınmış olan sandık güvenliği ve seçim sonuçlarının aktarılmasının başarısını hepimiz gördük. Aynı şeyi daha da katmerleyerek yapmak, bu kadar. Yani oy atmakla bitmeyecek o gün insanların sorumluluğu. Bu oyuna sahip çıkmaya devam edeceğini herkes göstermeli. Yani ve bununla ilgili de
sosyal medya araçlarından yürütülen kampanyalara bakarak söylüyorum. Böyle çok bir motive olmuş hal var. Ama benim hala endişem büyük. Çünkü karşımızdaki bir siyasi parti değil. Gerçekten bir mafya var. Ve kurduğu suç düzeni devamlı için her türlü kötülüğü yapabilir. Her şeye hazırlıklı olmak ama korkmadan karşısında durmak gerekiyor. Korkmadığını aslında insanlar şeyden beri gösteriyor. Bakın bu biraz önce bahsettiğimiz o stratejik oyu. Geçenlerde seninle sohbetimizde evet. de yaptığımız bir ideolojik bağnazlıktan uzak bir seçmen kitlesi var artık. Çünkü çok stratejik bakıyorlar. Nedir kardeşim sorun? AKP'nin iktidarda olması. Neden? Çünkü bu ülkede savaşı getiren, barışı öteleyen, demokrasiyi, özgürlükleri, temel hak ve özgürlükleri tamamen yok eden bir suç hanedanlığı bu. Ve oranın iktidardan düşmesi için de bizim bir arada durmamız lazım. Bunu nerede gösterdiler? 2013 Gezi isyanında. O günden beri doğan ortak yaşam iradesiyle iradesine dair kendini gösteren şey, o anlayış devamında gelen bütün seçimlerde aslında ortaya çıktı. 2015 Haziran seçiminde HDP'nin aldığı oy ve barajı yıkması. Hemen arkasından 1 Kasım'da. Sonra evet hayır referandumunda, bir sonraki yerel seçimlerde ve genel seçimlerde. Hepsinde karşımıza çıktı. Çünkü insanlar bir ortak iradeyle hareket ediyor. Diyor ki ben ideolojik bağnazlık yapmadan mevcut kamusal alanda rahat herkesin nefes alabileceği bir ülke hayalim var. Onun için de stratejik oylar kullanıyorum. Tamam. Bu istemeden HDP'ye oy vermek, CHP'ye oy vermek, İYİ Partisi'ne oy vermek olarak da olabiliyor. HDP'nin barajı aşmasını sağlamak da olabiliyor. Ya da işte Kürtler için bağrına taş basarak oy kullanmak da olabiliyor. Şimdi Ankara'da, yani kusura bakmasın ama bunu söylemek zorundayım Mansur Yavaş'la ilgili. Kürtlerin rehabilite edilmesini iddia eden birisine oy verdi Kürtler. Tamam mı? Daha ne yapsın? Türkiye'nin demokratikleşmesine dair talebini, özlemini, arzusunu, motivasyonunu daha nasıl göstersin? Kürtlerden kimse artık test edilmeyi beklemesin. Çünkü yeri çok net. Bakın durduğu yer çok, çok basit. Tam tersi. Siz herhalde var. CHP'nin bundan sonraki, yani CHP tabanının ya da İYİ Parti'nin tabanının ve liderlerinin ve Ekrem İmamoğlu'nun herhalde söylemlerinde de bu söylediğiniz tabii Ekrem Bey de değeri vurgulamasını bekliyor Kürt elbette, taban değil elbette. Mi? Kürt seçmen. Ama bakın Ekrem Bey'e dair bir eleştiri değil bu ama açıkçası CHP yönetimine dair bir eleştiridir. Çıkıp güçlü bir şekilde 31 Mart seçim sonuçlarında çok büyük etki eden Kürtlere bir açık teşekkürü henüz yapmış değiller. Ve bunu yapmalılar. Yani iktidarın medyasının kurduğu dile bakarak siyasi diskura yönelmeniz doğru bir şey değil. Bu iktidarın ne olduğu belli. Siz cesaretle sözünüzü söyleyeceksiniz. Bu dönem korkmak, sözünü sakınmak zamanı değil. Düşündüğünü, karşısındakinizin ne olduğunu bildiğinizi cesaretle söyleme zamanı. Bu ülkede Kürtler var, Türkler var, bir dolu etnik aidiyet grubundan insan var, farklı inanç gruplarından insanlar var. Hepsine dair bir kapsayıcılıkla herkesin bir arada ortak yaşam iradesine sahip çıktığını göstermesi lazım. Ve 31 Mart seçimlerinde muhalefetin eline geçmiş kentler Türkiye nüfusunun %40'ı, gayri safi yurt içi hasılan %60'ı ve bu sonucun ortaya çıkmasında HDP seçmeninin katkısı çok, çok büyük. Öyle ya da böyle. Siz oraya teşekkür edeceksiniz. Bu sizi terörist yapmaz, bölücü yapmaz. Tam aksine Kürt meselesini barış önceleyen bir siyasal çözümü için adım attığınızı gösterir. Sadece sadece Kürt meselesine barışçıl bir çözümü değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir adım atıldığını tabii da. Kürt meselesi Türkiye'nin bütün sorunlarının üzerine örten simsiyah bir şal. Bölgenin çok fazla sorun var. Bölgenin o sorunu halledersek sen, Türkiye'nin bütün gerçek sorunlarını tartışır. Yani mesela en basitinden bir ayda her gün 2-3 kadının erkekler tarafından öldürülmesini daha doğru bir yerden tartışacağız. Çocuklara yönelik istismarı, emek sömürüsünü, çocukların emeğinin sömürülmesini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, eğitimde fırsat eşitsizliğini, bu tarikat, cemaat, vakıflara aktarılan usulsüz paraları ve Türkiye'nin en büyük sorunu olan yolsuzluğu daha doğru bir yerden konuşacağız. Bu belediyelerin yavaş yavaş şeffaflaşıldığı hepimiz çok yani şeffaflı evet. Bu birazcık da bölgeden yani Diyarbakır önce Selçuk Mızraklı yaptı, Maçoğlu yaptı evet. Şeffaflaşma evet. Belediyelerin o bütün batı illerine de yayıldı. Galiba en çok tetikleyen tabii bir meselelerden bir tanesi ama bu oldu. Ama bir örnek ve o örneğin halkta gördüğü teveccüh insanların davranışını da etkiliyor. Tabii. İnsanlar bunu talep ediyor. Çünkü bakın
Bunu parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Belediyelerin bütçesi tıpkı merkez iktidarın bütçesi gibi ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde harcamalar yapılıyor. Neden böyle bir iddiada bulunuyorum? İşte sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece kendilerinin seçmen deposu olarak gördüğü tarikat, cemaat, vakıflara aktardığı paralardan bunu görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Herkes bunu, insanlar bunu talep ediyor. İnsanlar şeffaf, dürüst ve hırsızlık yapmayacak yönetimler istiyor. Ama AKP tabanına bunu anlatmak. Tamam, bunu söylerken ama AKP'nin aldığı oyu da nasıl açıklayacaksınız diyeceksiniz. Çok haklı. Çünkü herkes biliyor ki AKP hırsız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet tarihinin toplamında yapılmış yolsuzlukların toplamından daha fazla yolsuzluk yapmış bir parti ve yönetimden bahsediyoruz. Ben o insanlara sadece şunu söylüyorum. Bakın. AK Parti tabanına söylüyorsun. Evet, seçmenlerine söylüyorum. Ya da neyse. Suçlamıyorum. AKP suç işliyor. Hukuken suç olmasını bir yana bırakın. Aynı zamanda bir din şarlatanı. Yumuşak karnı olabilir. Ama inandığın Tanrı diyor ki sen onun hırsızlığına göz yumuyorsan o günaha ortaksın. Ve inancına göre onun cezası var. Ben sadece bunu söylüyorum. Günah işliyorlar. Suç işlemiyorlar demiyorum. Ama günah işliyor o taban. Bari bunu düşünsünler. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle bir savunma olabilir mi? Çalıyor ama çalışıyor. Ya da hepsi yapmıştı. Ya kardeşim doğru olan yapmaması. Yapana da ceza vermen. Ceza nedir seçmen olarak? Oy vermemek. Bu kadar basit. AKP hırsızlık, yolsuzluk yapan, yetim hakkı yiyen, harama el uzatan bir partidir. Sen bu suça ortak mısın? Bu günahın işlenmesine göz yumuyor musun? Ya da günah suçun işlenmesine göz yumup günah ortak oluyor musun? Bence bu soruyu sorsunlar kendilerine. Bu soruyu soranların bir kısmı 31 Mart'ta AKP'ye hak ettiği cezayı verdi. Ama bunu yapması için yoksullaşmayı beklediler. Finansal krizin etkisinde birebir karşı karşıya kaldılar. Ama bunu bekleme. Zaten o finansal krizi yaratan şey AKP'nin yaptığı hırsızlıklardı, yolsuzluklardı. Senin çocuğunun geleceğini el koymasıydı, gasp etmesiydi. Şimdi bunları bir düşünmeleri lazım. İlla cebindeki paranın eksilmesi gerekmiyor hırsızlıkla, yolsuzlukla mücadele etmek için. Bu ülkenin en büyük sorunu yolsuzluktur. Terör o bu, cart curt demesin kimse. Bu ülkenin temel sorunu yolsuzluktur ve AKP'de simgeleşmiş yolsuzluk çok ağırdır. Bakın çok yakın bir gelecekte. Bu AKP iktidarı çökecek. Hani sen biraz önce dedin ya erken seçim olabilir. İstanbul seçimleri yenilenmeseydi de şimdi de erken seçim zaten olacak. Ve o erken seçime biz AKP ile girmeyeceğiz. AKP dağılacak. Kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü burada zaten bu hamle AKP'nin dağılmasını da engelleyecek bir hamle aynı zamanda. Sadece seçimlerin yenilenmesi, İstanbul'a el konulması değil. Erdoğan zeki olmayabilir ama kurnaz. Bunu görüyor. Bizden daha fazla nabız tutabiliyor. Önüne raporlar geliyor ama parti içerisinde neler olduğunu bizden daha çok hakim elbette. Parti içerisinde çok büyük bir çatlak var. Muhalefetin yapacağı tek şey o çatlağı derinleştirecek doğru hamleleri kurmak. Erdoğan da bunu gördüğü için seçim kararı aldı. Bu seçim kararları ne oldu? Şu geçen haftadan itibaren çok fazla konuşulan AKP'nin küskünleri diye adlandırılan kişilerin parti kurma hamlesi en az 45 gün ertelendi. 45. Ya da şu an çıkıp konuşmaları gerekmiyor mu aslında normal şartlarda? Bence konuşmaları yani gerekiyor. Hele ki Erdoğan gibi bir diktatörle mücadele ediyorsanız ilk ihtiyacınız olan şey cesaretli olmak. Ama bu parti kurmayı açıklayacakları anlamına gelmiyor. Dışarıda kalanların birçoğu milli görüş kökeninden geliyor. Evet. Yani AKP'nin kurucu ekibi. Refah Partisi kapatıldı, Fazilet kapatıldı, Saadet'in başına gelmeyen kalmadı. Anayasa Mahkemesi'ne gittiler, Abdullah Gül'ü seçtirtmediler. Dolayısıyla hukuk bürokrasisinin ve bu derin devlet bürokrasisinin değil mi? En büyük gazabını yemiş isimler. Evet. Dün YSK sonucu açıklandıktan sonra Abdullah Gül'ün diğerlerinin çıkıp bir açıklama yapması demokratlığın ya da iddia ettikleri duruşun bir gereğiydi zannediyorum. Eğer gerçekten şimdi, bir hareket başlatacaklarsa. Şimdi aslında ikimiz de siyasetçi değiliz. Ben milletvekili olmasam da ve bu saydığın isimlerin ve saymadığımız isimler de politikada bizden daha fazla tecrübe sahibi ve farklı kariyer beklentileri olan insanlar olduğu için biraz tortunun dağılmasını bekliyor olabilirler. Tortunun çökmesini ve ortaya çıkacak tabloya göre ben kesinlikle bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Yapacaklardır zaten ki geçen hafta çok fazla konuşuldular yeni parti stratejisi üzerinden. Mutlaka rol alacaklar ama ben şu çağrıyı yapıyorum. Bakın AKP'de ne tür dolaplar çevrildiğini ve AKP'nin nasıl suç işlediğini bilen en iyi ekip AKP'nin küskünleridir.
hepsini katarak söylüyorum. Bir genelleme yapmak istemiyorum ama içlerinden bazıları da o suça bulaşmıştır bence. Benim talebim şudur. Eğer gerçekten bu ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanacağına dair bir anlayışları varsa, demokrasiyi, barışı ve çocuklarımızın gasp edilen geleceğinin yerine daha iyisini inşa edebileceğimize dair bir inançları, anlayışları varsa çıksınlar, ellerinde AKP'nin suç işlediğine dair belgeleri kamuoyuna açıklasınlar. Çünkü ben var olduğunu biliyorum onlarda. Peki. Var ve öyle hafife alacağımız yolsuzluk dosyaları değil. Bu ülkedeki yağmanın, talanın ne boyutta olduğunu gözler önüne serecek çok fazla dosya ve bilgiye sahipler. Açıklasınlar. Bir daha Erdoğan'ın yarattığı faşizmi biz bu ülkede konuşmayız. Demokratikleşmeye dair çok büyük adım atabiliriz. Yani. Ahmet Şık, çok teşekkür ediyoruz. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la birlikteydik. T24'ü izlemeye devam edin.